Evet, e, şimdi ilk kitabın, Jean-Jacques Rousseau'nun e, Toplum Sözlemecisi kitabının ikinci e, paragrafına bakıyoruz. E, orada kitabın geneli açısından önemli e, olmayan, e, ancak ilginç e, bir konuyu e, perdeleyen, açan, e, biraz şakacı e, <laughs> tarzda e, yazılmış bir şey var, argümantasyon var. E, onunla ilgili konuşalım. Diyor ki, e, konunun önemini, e, bu kitabın konusunun önemini, e, anlatmayı es geçeceğim. Ancak diyor şunu söylemek isterim. Bana biri e, bana insanlar şunu sorabilir. Yani kardeş sen e, prens misin? Yani ülke mi yönetiyorsun? E, veya kanun mu koyuyorsun ki bu konuda konuşma haddini kendinde buluyorsun diyebilir insanlar. E, ya diyor ben Zaten bu yüzden bu kitabı yazıyorum diyor. Eğer diyor kanun koyucu olsaydım kanunu koyardım diyor. Yapardım bunu. Eğer prens olsaydım, devlet yönetiyor olsaydım o zaman devleti bu şekilde yönetirdim zaten. Ya da diyor bunları yapmıyorsam o zaman da susardım diyor. Yani bunu yazmamın nedeni bu. E, bu e, ilginç bir konu e, genel itibariyle baktığımız zaman. E, çünkü şu... Soruyu getiriyor insanın aklına yani bir konuda konuşacaksanız eğer o zaman o konunun uzmanı olmanız gerekir mi sorusu her genel soruda olduğu gibi bu da bağlam verilmeden aslına bakarsanız saçma bir soru yani her konuyla ilgili ayrı ayrı yorum getirmemiz gerekiyor. Matematik konusunda konuşuyorsanız örneğin, evet yani matematik konusunda uzman değilseniz matematik konusunda ahkam kesmeniz biraz saçma olur değil mi? Fizik konusu da aynı zamanda böyledir. Yani fizik konusunda yeterince bilmeniz gerekiyor ki işte yok kuantumdan bilmem neden falan filan. E, değil mi bahsedin? Peki bu sizi konuşmaktan alıkoyar mı? Koymaz tabii ki. Yani ilgilisinizdir bu konuda. E, i̇nsanlara bir takım şeyler anlatırsınız, onlardan öğrenirsiniz veya öğretirsiniz. Güzel. E, ama ahkam kesmezsiniz. Yani değil mi? O derecede değilsinizdir çünkü. Tıp konusunda konuşamazsınız bile. Yasaklanmıştır. Değil mi? Neden? Çünkü insanların sağlığını sıkıntıya sokma ihtimaliniz var. Derler ki kardeş senin diploman var mı? Birçok devlet bunu yapar. İki şey de olması lazım. Birisi hukuk konusunda kanunla ilgili bir şey söylemek. Yani insanlara danışmanlık yapıyorsanız kanunla ilgili o zaman diplomanızın olması lazım. Bir de tıpla ilgili olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. ikisi. Şimdi... Ama bir de şöyle bir durum var yani bunun gibi hani felsefe biraz daha felsefe konusuna giriyorsanız, işin felsefesini yapıyorsanız yani matematik felsefesiyle ilgili konuşacaksanız diyelim fizik felsefesiyle ilgili, bilim felsefesiyle ilgili konuşacaksanız, hukukun felsefesiyle ilgili konuşacaksanız bu konularda uzman olmanız bir artıdır tabii ama yani bu konularda felsefe yapmanızı engellemez bu konuların uzmanı olmamanız. Neden? E çünkü e, yani e, felsefe uzmanıysanız o zaman matematik uzmanı olamıyorsunuz. Yani ikisini birden yapamazsınız değil mi? Yani üç alanı birden mesela Jean-Jacques Rousseau e, uzmanı olacaksınız. Hem felsefe okuyup e, o alanda senelerce e, çalışıp hem de hukuk e, uzmanı yani o, o alanda okuyup da diplomanızı alıp da avukatlık yapayım vesaire hem de işte mecliste yasama yapmış olacaksınız hem de işte diyelim Adalet Bakanlığı'nda e, olacaksınız hem de işte yargıçlık sadece hukukta yetmiyor hem avukatlık var, yargıçlık var bilmem ne Bunun hepsinde birden uzman olmanız mümkün değil zaten. E, ve felsefede baktığınız zaman daha e, soyut e, bir takım yargılarda e, bulunuyordur karşılıklı olarak farklı e, perspektifler tartışıyordur Dolayısıyla felsefe konusunda ağzı olanın e, konuşabildiği e, bir ortam var ama tabi ağzı olanın konuşabilmesi şu anlama gelmez yani herkese ha tamam güzel çok güzel felsefe yapıyorsunuz diyemezsiniz niye e, Çünkü herkesin söylediği şeyler farklı farklı kalitede değil mi Kaliteyi kim anlar Kaliteyi e, bu alanın e, dua yeni olan e, kişiler değil mi bu konuda e, artık tanınmış e, hale gelmiş tabii tanınmış hale gelme derken böyle sadece e, title e, olarak falan değil yani e, title neydi ya? Ee, ne ne bilirim hani adının bilmem ne olması tanınmış olması falan değil yani bu, e, bu bu uzmanlık alanında işte kitap yazmıştır bir sürü eseri vardır vesaire falan insanlar saygı duyuyordur artık otorite haline falan gelmiştir yani e, böyle insanlar sizin anlattığınız e, şeylerde bir şey buluyorsa kaliteli olduğunu düşünüyorsa demek ki felsefe yapıyorsunuz ben e, böyle düşünüyorum en azından ama diğer taraftan e, Rousseau'nun da söylemiş olduğu gibi e, bu sizi yani felsefe yapmaktan felsefe demiyor tabi bu arada. Yani Cumhuriyet'le ilgili yazmaktan bahsediyor ama yaptığı felsefe tabii ki yazmaktan koymuyor. Neden? Çünkü o alanda çalışıyor olan birisi olsanız zaten onu yapıyor olurdunuz. Yani yazmazdınız diyor. Gerçi çok da mantıklı değil tabi. Yani şimdi hukuk felsefesi yapıyorsanız hukuku bir yandan yapıp <laughs> bir yandan da bu konuyla ilgili yazabilirsiniz sisteme de karşı çıkabilirsiniz istemeye istemeye yapıyorsunuzdur Çünkü e, dişinin bir e, parçasınızdır ama ama e, o konuda çalışan biri olmamanız uzman olmamanız sizi yazmaktan alıkoyan bir şey değil